Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum hakem ve el er ustarımın satış pazarlama direktörü Bahattin Duran. Hoş geldiniz Bahattin Bey. Hoş bulduk. Ee, sizi buraya konuk etmek için biliyorsunuz bayağı uğraştım ve bekledim. Ee, Futbol Federasyonu'na dilekçeler bile yazdım ama iyi ki geldiniz. <laughs> çok teşekkür ederim ben de çok mutluyum burada olmaktan. Güzel bir sohbet olur inşallah. İnşallah inşallah. Şimdi hakemlikle ilgili pek çok şey merak ediyorum ama... İlk önce merak ettiğim şey şu: Futbola merakta çok insan var ama herkes sizin gibi işleri seçmiyor ya da hı hı. futbolun içinde kendine bir alan bulamıyor. Ee, Bahattin Duran hakem dedim ama nasıl bir hakem onu da anlatmam lazım. Yani çok önemli bir konuk getirdiğim buraya de. göstermem de lazım. Şimdi ben böyle futboldan anlayan birkaç arkadaşımla da konuştum. Bahattin Duran'ı konuk ediyorum deyince... hemen Cüneyt Çakır ekibindeki Bahattin Duran dediler ve dünya kupasına katılmış olmanız ve orada hakemlik yapmış olmanız çok önemsendi ve söylendi. Siz onu arada söyleseniz de kaç Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş maçı yönettiniz? Dünya Kupasında ne yaptınız? Tamam, şöyle yapalım. Ben hakemliğe 1994 yılında başladım. Yani çeyrek asır geçti. Çeyrek asırdır hakemlik yapıyorum. Hı hı. Ee, burada evet bahsettiğiniz Dünya Kupası, Avrupa şampiyonaları, Olimpiyatlar Şampiyonlar Ligi finali de... ...ne mutlu bana ki Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun takımın içinde oldu. Hı hı. Takım olmaktan tabii ki bahsedeceğiz. Son 10 on yıldır e, onlarla birlikte çok güzel olaylar yaşadık. Evet onlarla birlikte iki Dünya Kupası arka arkaya iki yarı final yönettik. Hı hı. İki Avrupa Şampiyonası inşallah önümüzdeki sene 2020'de 3 olacak... Orada bir yarı finalimiz var. E, 2016'da Olimpiyatlara katıldık. Orada çeyrek finalimiz var. 2015'te Berlin'de Juventus Barcelona Şampiyonlar Ligi finali yönettik. E, ben de Türkiye'de yaklaşık sadece Süper Lig'de 320 maç yönetmişim. Bunların 36 tanesi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendi arasında oynadığı bizim derbi dediğimiz maçlar. Çok anlamıyorum ama şahane bir kariyer olduğunu ö, görebiliyorum ve söylenenden öyle anlıyorum. Onun Teşekkür için baş, başlangıçta da bunu analım istedim. Sağ olun. Ee, peki başa tekrar dönelim. Ee, nasıl başladınız siz? Yani bu tutku nereden geliyor? Tamam evet çocukluğa inelim. Ben tamam. e, 26 Eylül 1975 İstanbul doğumluyum. Biz ailece... Hmm. Kuzguncukluyuz diyebilirim. <laughs> ben kuzguncukta ilk yazlık sinemayı açan sinemacı Bahattin'in torunu Bahattin Duran'ım. Ben kendimi bildim bileli futbol topu, balonlar, toplar yani sürekli bir futbolun içinde oldum. Neden? Çünkü benim babam ve amcam da profesyonel futbolcularmış. Ben kendimi bildiğimde o yüzden abi baktım bir gün maçtayım, maç seyrediyorum. Sonra sokakta futbol oynamaya başladım. Yani ben tam bir sokak çocuğuydum. Sabah evden çıkıyordum, topumu alıyordum. İşte akşam anneme ezan okunurken oğlum hadi artık akşam ezanı okunuyor eve gel diyordu falan öyle eve giriyordum. Öyle futbola ilgim zaten inanılmazdı ben sürekli futbol oynuyordum falan. İşte arkadaşlarım üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Tamam ben de kurslara gidiyordum ama ne bileyim etütler oluyordu. Ben diyordum ki ya bırakın etütü gelin bir toplanalım gidelim bizim sahada maç yapalım. Yani hı hı. benim şeyim üniversiteye kadar hep öyleydi. Ee, ama bir taraftan da üniversite okumak istiyordum. Babamla bir gün konuştuk, dedi ki yani oğlum hani ne yapacaksın, Futbol futbolda oynuyorsun, bak üniversite var, bir geleceğin olsun. Hani ikisi beraber çok kolay şeyler değil, hani nasıl yapmak istersin? Ya futbolu seviyorum ama hani ben okulda okumak istiyorum, bir geleceğim olsun istiyorum falan deyip ben biraz daha kendimi e, okula doğru konumlandırdım. E, 1992 yılında da İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandım, orada okumaya başladım. Ama futbol bu yani hani futbolla doğup büyüyen birisi futboldan kopamaz yani. Ne o doktor da olsa mühendis de olsa uzaya da gitse yani futbol onun içine girdiyse o virüsün çıkma ihtimali yok. Ben de dayanamadım işte 94 yılında e, bir hakem kursu açıldı. Onun da ilginç bir hikayesi var. Turnike programı vardı. Güner o dönemde. Ümit. Evet evet hı hı. Güner Ümit'in sunduğu e, hakemler katılmıştı. İşte yakında bir hakem kursu açılacağından filan bahsetmişlerdi. Ben de direkt başvurdum 1994'te. <laughs> Çok ender evet, sanırım öyle, yani e, hakem için. kursuna yazıldım. <laughs> aday hakem olmak için, aday hakem olmak için iki haftalık yoğun bir eğitimden geçtim. Ondan sonra aday hakem oldum. E, şimdi de hakemlik öyle olmuyor. İsterseniz ilgisi olanlar için hı hı. E, paylaşımda bulunalım. E, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı olarak e, il hakem kurulları e, ...liderliğinde bir kurs açılıyor. Önce adaylar belirleniyor. İşte belli kriterleri var. Eğitim durumları ile ilgili. işte boy, poz, görüntü... onunla ilgili bir öneleme oluyor. Ondan sonra kursa katılıyorlar. Şu anda da tahmin ediyorum iki hafta ya da... ...üç hafta kadar bir kurstan geçiyorlar. E, ondan sonra bir... ...fiziksel yeterlilik testi var. İlk etapta e, çok zor değil. Ama bu basamaklar... ...çıkıldıkça çok zorlaşıyor. İleride ondan bahsederim. Biz hani Dünya Kupasına katıldık diyorum da nasıl Dünya Kupasına Futbolcu katıldık? Futbolcu gibi koştunuz evet, yani. Saliselerle oraya gelemeyen arkadaşlarımız oldu. Hmm. Bu şekilde hakemliğe başlanıyor ve önce amatör olarak alt yapılarda yani 12 yaş altı çocukların yönettiği maçlarla başlıyorsunuz. Yavaş 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 ilerliyorsunuz ama bizim dönemimizde o çok daha zordu bizim zamanımızda çok az hakem vardı ben mesela sabahtan eve, evden çıkıyordum. 4 tane maç yönetip akşam eve geliyordum. Artık baygınlık falan geçiriyordum. İşte 94'te başladım. 2014'te Dünya Kupası'na gittik. Annem o kadar süredir oğlum bak yapma yeter artık şunu yaptın. O zamanlar çok yoruluyorsun diyordu. 2014'te de Rio'ya giderken oğlum ne yapacaksın oralarda çok uzak falan demeye başladı kadıncağız. Hala işte 25 yıl bitti hala bırak oğlum falan diyor. Ben de işte 44 yaşında bitirdim. Annemin sözünü dinleyeceğim inşallah birkaç sene sonra. Öyle mi? Yani artık hani fiziksel olarak bunun bir şeyi var. Ee, Türkiye'de 47 yaşına kadar şu anda hakemlik ve yardımcı hmm. hakemlik yapabiliyorsunuz. FIFA kokartınız varsa e, orada bir sınır yok ama e, tabii insan vücudunun da bir takım şeyleri var. Yani artık yaşlanıyoruz e, ama o yeterlilikleri de yerine getirmek için çok daha fazla çok daha fazla çok daha fazla çalışıyoruz. Ama bahsettiğiniz gibi e, sadece hakemlik de yapmıyoruz. Bunun yanında mesleğimiz var. İşte endüstri mühendisiyim. El er üstlerimin satış pazarlama direktörüyüm. Aile babasıyım. Eşim. Eşim evet, çok zor. Yani. <laughs> evet. Tamam onları da soracağım. Bu arada arada e, boy pos elemesi dediniz. Yani öyle bir kriter mi var? Boyu çok uzun olan mı olmuyor? Kısa olan Şöyle, mı olmuyor? Ya, Nasıl boyu olur? çok kısa olanları evet şey yapmıyorlar. Boyu çok uzun olanlarla ilgili bir sıkıntı yok. Yani hani Hı -hı. bir de bakıyorlar. E, ...boyunuz, posunuz ne bileyim... yani ...gerçekten normalden çok kısa olabilirsiniz. Hı -hı. Hani sıkıntı yaratabilir. Evet o yüzden bir boy kriteri de getirmişler. Yani sonuçta ben de çok uzun değilim. Sonuçta 1.72'yim ama... E, ...hani biraz daha altı... ...tahmin ediyorum 1.65'in altını kabul etmiyorlar galiba hı -hı. erkeklerde. Yoksa öyle sakaldı ...uzun saç da, öyle şekilsel şeyler yok. Var, var mı? <gülüyor> 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 Tabii ki var. Biz, e, yani hakemliğin... ...getirdiği en güzel şeylerden biri bu aslında. Disiplin. Hı hı yani böyle gençken uzun saçlarla sakallarla falan gidiyorsunuz oraya böyle yırtık pantolonlar hmm, tişörtler hmm. falan ama hakemliğin bir saygınlığı var. Yani hmm. hakem dediğiniz zaman evet tamam hani ben de şekilciliğe karşıyım ama hakemlikte de bir takım şeyler olması gerekiyor. Yani hmm. çünkü sahaya çıktığınız zaman veya o sahaya ilk adımını attığınız zaman sizi orada gören taraftarlar, sporcular falan bir görmedi. Yani siz şimdi uzun saçlı, sakallı, küpeli falan oraya gitseniz ya o ilgiyi görmezseniz ama böyle çok güzel tıraşınızı olmuşsunuz, saçınız hmm. düzgün, takım elbisenizi giymişsiniz, elinizde çanta, sahaya girdiğiniz zaman oradaki insanların bile size bakışı ve saygınlığı, size olan davranışı değişiyor. Ya bir de kızgın e, taraftar takacak yer arıyor ya. Ya küpeye takar, saça takar, Oo, tabii, tabii, her tabii, şeye tabii. takar tabii, dedi. Yani, taraftar yani. Tabii. Tabii. Bu arada babanız Namık Duran. Evet, Namık. Amcanız? Becattin Duran. Se evet. Hı -hı. Yani onların da adlarını analım. belki o dönemi bilenler vardır evet, ya da. Evet. Yani babam e, merak Kasımpaşa'da altyapıda altyapıda oynamış, genç takımında oynamış. Hı -hı. Daha sonra bir böbrek rahatsızlığı geçirmiş, o futbolu bırakmak zorunda kalmış. Ama amcam uzun yıllar şu anda Süper süperlik dediğimiz. Likte, Giresun Spor'da, e, Diyarbakır Spor'da e, uzun yıllar e, görev yapmış, futbol oynamış profesyonel olarak. Ya babanız sonra futbol hayatını bırakıyor, Kuzguncuk'ta Hı -hı. bir bakkal dükkanı açıyor değil mi? Evet, Kuzguncuk'ta, İcadiye'de bir Hı -hı. bakkal dükkanı açıyor. Ve o da sizin herhalde hayatınızda önemli bir yeri var. Neden önemli bir yeri var bir kere? E, babanızın işte oğlum bir üniversite oku, futbolculuktan bana... ...çok da hayır gelmedi aslında ha, evet. demesi yani, gibi bir hani şey. Yani hani babam şunu söyledi bana. Yani e, bu arada bakkallıktan bahsedeceğim. Bakkallığa inanılmaz saygı duyuyorum. Çünkü benim şu andaki iş hayatımda... ...inanılmaz bana olumlu etkisi var. İyi ki babam bakkalmış. İyi ki ben her gün o bakkala gidiyormuşum. Hmm. Ya babamın söylediği şuydu. Şimdi babam dedi ki ben okumadım. Futbolculuktu benim de hayalim. Olamayınca ben bir şey yapamadım. Yani ben bakkalı mecburiyetten yaptım. Tamam dedi. Evet... ...bakkallıkla birlikte iki çocuk büyüttüm, ailemizi geçindirdim, sizlere okuttum dedi. Ama hani ben senin okumanı istiyorum oğlum, benim içimde bu var dedi. Ben biraz ona da kulak verdim ama dediğim gibi... ...bakkallık yaptı babam, ben onunla birlikte çalıştım. Hatta ben üniversite okurken biz bakkalı kapatmıştık. İcadiye'de yine çok küçücük bir köfte tezgahımız vardı. Ben gittim orada köfte sattım. Ve bunlar <laughs> bana inanılmaz olumlu etki etti şu anda ben bunu fark ediyorum hmm. e, müşterilerle şu anda görüştüğümde oradaki esnaflığı kullanıyorum hmm. yani esnaflık çok önemli yani şu anda evet üniversite okuyorsunuz çok iyi okullar bitiriyorsunuz ama eğer esnaf değilseniz insan ilişkileriniz iyi değilse bir sonuca ulaşamıyorsunuz siz çok güçlü bir firmada oturuyorsunuz karşı taraf da oturuyor tartışıyorsunuz işte ben şuyum ben buyum diyorsun e sonuç sonuç yok Hı -hı. Ama ya yani bakkal da öyle değildi yani müşteriye hitabet e, işte mal sahibi müşteri onlarla olan ilişki yani ben hiç unutmuyorum ben çocuktum babam dükkana bir e, hanımefendi girdiği zaman ona prenses gibi davranırdı yani Hı -hı. işte buyursunlar hanımefendi hoş geldiniz hoş gittiniz işte ne arzu edersiniz filan ya ben eminim oraya gelen kadının ruhu değişiyordu. Hmm, çok yani güzelmiş. ben hep onları aldım. Hep altyapıda birikmiş. Yani bu hep böyledir. Üniversite okuduğunuzda da hani e, ben endüstri mühendisliği okudum. Şu anda meyve sebze uğraşıyorum. Hani direkt endüstri mühendisliğinin meyve sebzeyle bir alakası yok belki ama ben hakemlikte de e, işimde de mutlaka endüstri mühendisliğinin verdiği şeyleri kullanıyorum. İşte zaman yönetimi. Hmm. Hem evet. e, hakemlikte hem işte onu yapmak zorundayım. Yani söylediğim gibi biraz önce sohbet ettik. Ee, birazdan işin detaylarına gireyim mi böyle yoksa siz soracak mısınız hep ben konuşuyorum siz konuşmayacak mısınız? ya ben sizi hiç durdurmak <laughs> istemiyorum çünkü arada... Çok mu hızlı konuşuyorum programın süresi ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Zaman yönetimi <Hayır>. derken. <laughs> evet, evet ya şey biraz hızlı konuşuyorum gibi geldi de. Şahanesiniz ya ben de hiperaktif olduğum için sizdeki o heyecanı ee, evet. da görüyorum. Siz bakıyorum Çok böyle uca... siz gülüyorsunuz tabii yani şu anda sadece bizi dinliyor... İnsanlar evet, evet. o şeyi göremiyor yani hani ben sizin böyle gözlerinizin parladığını hissediyorum. Ben de oradan açıldım hızlı hızlı devam ediyorum da yani siz bana yavaşlayın. Çok çok şey. çok doğru Peki. yapıyorsunuz çok güzel anlatıyorsunuz. Ara ara ben gireceğim. E, bu endüstri mühendisliğine de girmek istiyorum ama Hı -hı. şimdi erüs tarımdan da bahsedelim arada madem bu kadar girdik. Çünkü yeme içme profesyonelleri çok iyi bilir. 180 farklı çeşit ürün üretiyoruz. Evet. Hatta belli dönemlerde 200'e kadar çıkıyor. Hiçbir firma bu kadar fazla çeşidi üretmiyor. O alanda tek. Ama ne bileyim işte biz e, Akdeniz salatalar, maskulin salata dediğimiz baby leaf'ler üretiyoruz. Onu üreten firmalar da var. Ama hmm. o firmalar mesela Mini sebzeler yapmıyor. Yani işte biz onun yanında mini sebzeler yapıyoruz. Onu biraz baharatlar yapıyoruz. Evet. Mini sebzeler dediğiniz, şimdi eris tarımın bu kadar bilinmesinin nedeni e, profesyoneller tarafından. Mesela böyle şef restoranlarına gidersiniz. Küçük mikrofiliz dediğimiz e, minik minik böyle şeyler vardır, yeşillikler vardır. Ya da işte ka, e, karpuz erik mi diyorsunuz? Karpuz. Hı, erik karpuz. Evet. Erik karpuz. Pepe Kino ama e, biz ona erik karpuz dedik. Karpuz görünümünde erik büyüklüğünde erik karpuz dedik. E, orijinal adı pepek Evet tadı da böyle salatalığa, tadı, salatalığa benziyor. benziyor. Evet kokteyllerde falan çok kullanılıyor. E, süsleme tabakları süsleme ve kokteyllerde müthiş işimize yarıyor. Çok enteresan sebzeler, meyveler, görünüşü enteresan sebze ve meyveler üretiyorlar ve onlar muhtemelen daha pahalı, değil mi? Evet, hani evet. Pazar katma fiyatı değeri evet, katma evet. değeri olan ürünler üretiyoruz. Biraz patronumdan da bahsedeyim. Hı hı. E, patronuma birazcık. <gülüyor> 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 Patronum Mustafa Örüz, e, dördüncü kuşak hı. E, çiftçi bizim hı hı. patron ama inanılmaz yenilikçi. Yani bunları gerçekten hani duy, duyacak belki. E, duyuyorsa gerçekten ya yapmak için söylemiyorum <laughs> bana maçlarda izin verdiği için de söylemiyorum <laughs> sağ olsun Musa Bey ya sektörde inanılmaz bence e, inanılmaz yapıyor ben onun yaptığının yarısı kadarını yapamam yani 180 çeşit ürün üretmek ve bu sizin bahsettiğiniz gibi bu 180 çeşit ürün konvansiyonel ürünler değil yani hepsi bebek gibi mesela kabak çiçeği üretiyorsunuz onu belli saatte... Toplamanız gerekiyor, kapanmaması gerekiyor. Onun saati var, çiğ yağmamış olması gerekiyor. Ondan sonra işte o erik karpuz, işte minik minik mikro filizler üretiyor. Ya 180 tane bebeğiniz var, düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Ve onlarla uğraşıyor. Ee, en önemli özelliğimiz patronumuzun bütün bu ürünleri kendisinin üretmesi. Biz dışarıdan hiç ürün almıyoruz. Hı hı. Tamamen ürünlerimiz Antalya'da şu anda. 2200 dönüm olduk. 2200 dönüm alanda bunun yaklaşık 550 dönümü kapalı seralarda bu ürünleri üretiyoruz. Bunlar e, Antalya Gebiz'deki fabrikamıza geliyor. İşçiler tarafından ayıklanıyor, elleçleniyor, paketleniyor ve bütün Türkiye'ye dağılıyor. Bunun yanında e, şu anda Rusya'da ihracat yapıyoruz. Tohum peki hepsi yani yerli olması Yerli tohum da var ama evet ama ağırlıklı olarak yabancı. O ya niye olamıyor yerli olamıyor? Yani oluyor aslında çok iyi yerli tohum firmalarımız da var. Onların ürünlerini de kullanıyoruz ama yani bu ürünler yani çok hassas çok ince ürünler daha oraya da ya bir de şöyle düşünmek lazım. Bunun bir de ticari tarafı var. Hı -hı. Şimdi bakın sadece el er üst üretiyor bunu. Hı -hı. Ama domates dediğiniz zaman domatesi yüzlerce binlerce üretici var oralara hizmet verebiliyorsunuz. Burada sadece Erüst'e verirsiniz veya Erüst gibi birkaç tane daha firmaya hizmet verebilirsiniz. Muhtemelen onun ticari değeri olmadığı için de şu anda çok yaygın değildir. Evet. E, firma olarak eğer yerli tohum varsa mutlaka ve mutlaka hı -hı. oraya yönelme taraftarıyız e. hı -hı, bir hı, -hı. Siz bu sabah da halden geldiniz. <laughs> evet. Nasıl bir işiniz var? Yani e, şöyle bir işimiz var. Ya da bir haftanızı anlatın öyle diyeyim. Yani hafta. E, her hafta değişiyor mesela. <laughs> e, geçen hafta şöyle başladık mesela Pazartesi günü Hale gittim ben e, Bayrampaşa halinde üç tane dükkana. Kadıköy elinde de bir tane dükkana bizim ürünlerimiz iniyor. Ben haftada en az üç gün hı. hale gidiyorum. Oraya gelen ürünlerimize bakıyorum öncelikle. Ürünlerin kalitesine. Hı hı. Ondan sonra pazarı inceliyorum. Fiyatlar nasıl? Haldeki fiyatlar nasıl? Müşteri durumu nasıl? Havalar soğuduğu zaman ürünler kısalmaya başlıyor. E, kısalmak meyve sebze terimi e, şeyi düzelteyim. Ürün üretimi azalıyor. Hı hı. O zaman fiyat otomatikman artmaya başlıyor. Ürünlerin kalitesine bakıyorum. Mesela Antalya'da bizim üretip araca koyduğumuz çok sağlıklı bir ürün İstanbul'a geldiğinde e, erimiş, bozulmuş olabiliyor. Onları inceliyorum. Dediğim gibi rakipler, rakipler ne durumda? Bizim sattığımızı rakip neye satıyor? Pazar ne durumda? E, bir ürüne bir açlık var mı? Mesela kıvırcık fiyatları, göbek fiyatları artarsa bizim olan işte Loloroso, Endivien dediğimiz ürünler, Yavaş yavaş hareketleniyor. Yani pazarı gözden geçiriyorum. Bizim ürünlerimize bakıyorum. Ee, dediğim gibi pazartesi hale gittim. Sabah bu arada 6'da kalkıp e, gidiyorum. Trafiğe kalmayayım diye. Anadolu Yakası'ndayım. malumunuz. Ee, daha sonra halden çıktım. Öğleden sonra Napoli'ye gittim. <gülüyor> <gülüyor> evet Napoli'de salı günü Şampiyonlar Ligi maçı yönettik. Oo, evet gerçekten. Napoli Genk arasında oynanan maçı yönettim. Pazartesi günü. E, hal çıkışı. Napoli'ye gittik. Akşam yemeğimizi yedik. Ertesi gün çok güzel bir maç yönettik. Çarşamba akşamı döndüm. Perşembe günü tekrar işteydim. Hı hı. Patronumuzla birlikte toplantılarımızı yaptık. Cuma günü tekrar hale gittim. E, tabii bunların arasında şöyle e, çok kısa geçmemek lazım. Mesela bugün hal arkasından Nilay Örnek. <laughs> arkasından e, tekrar pazar gezmem lazım. Ürünlerimiz e, metrolarda, e, Reklam yok değil mi? Söylüyorum ben tabii ama. Tabii ki tabii tamam. ki söyleyebilirsiniz. Zaten sizin eski iş yeriniz değil mi ee, metro? Evet Gross metro Market. metro benim okulum Hı -hı. öyle söyleyebiliriz. Yani İstanbul Üniversitesi üniversitem metroda işteki okulum. Ben Hı -hı. sadece iki tane işte çalıştım. Hı -hı. 1998'de e, Mustafa Kalkandelen Delen vardı kulakları çınlasın. E, o benim ilk patronumdu. Hı -hı. E, o da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun e, ve de o da futbol hakemi. Benim endüstri mühendisi ve futbol hakemliği dalında olduğumu görünce tanışmak istemişti. Onunla arkadaşlığım sonucu beni metro aldı. Benim de metro serüvenim 98'de başladı. 2009'a kadar metro grupta çalıştım. Çok değerli yöneticilerle çalıştım. Ee, orası gerçekten bir okul. Oradan çok şey öğrendim ve çok şanslıyım çünkü metroda satın almadaydım. Hmm. Yani şu anda da satış tarafındayım. Ben masanın her iki tarafında da oturdum. Mesela şu anda ben bir toplantıya gittiğimde bana bir takım şeyler söylediklerinde bazen içimden gülüyorum. Bazen de e, yani artık tutamıyorum kendimi. Ya diyorum ki hani kusura bakmayın ben de o koltukta oturdum. Biliyorum yani hani yapmayın. Birbirimize evet. oynamayalım yani. Hani satı dalmacı satışçı. E, metronun da evet çok faydası oldu. Sürekli daldan dala atlıyoruz bu arada. Ben nerede kaldığımızı unutmadım. Ben anlardan. ben hakimim. Evet ben <laughs> <Tamam>. de hakimim. <laughs> e, öğlen buradan çıkacağım sizden sonra. İşte metro... E, Migros, Makro, Carrefour buraları dolaşacağım. Buralara da ürünlerimiz dağıtılıyor. Buradaki ürünlerimiz ne durumda? E, müşterilerin ürünlere olan ilgisi, talebi, mevsimi itibariyle, dönem itibariyle neler yapıyoruz, neredeyiz? Onları araştıracağım. Ondan sonra geri döneceğim akşamüstü. Antrenman yapacağım. E, antrenman yapmak zorundayım. Ne yapıyorsunuz antrenman diye? Koşuyor e, musunuz? Şöyle evet koşuyoruz da. Ya bu çok yönlü bir şey. E, çünkü... 44 yaşındayım. Şu anda 20 yaşında da Süper süperlikte yardımcı hakem e, yardımcı hakemlik yapan arkadaşlarım var. Ben onlarla aynı şekilde koşmam lazım. Aynı futbolcuları e, aynı maçta yakalamam lazım. Ama dediğim gibi 44 yaşındayım ve benim onlardan çok daha fazla çalışmam lazım. Hı -hı. Ama bunları sabah 6'da kalkıp hale gidip ondan sonra marketleri gezip eve gelip e, antrenmanla yapmam lazım. O yüzden e, biz Bizim ekipteki Cüneyt Hoca'nın yardımcıları Bahattin ve Tarık... ...2012 yılında kendimize özel bir hoca tutarak yapmaya hmm. başladık. Evet yani Einstein'ın sözünü söyleyecek Söyleyemedim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek deliliktir demiş. Ve çok da doğru söylemiş. Biz hep aynı şeyleri yapıyorduk. Sonra dedik ki yani biz bir şeyleri eksik yapıyoruz. 2012 idi yani e, 37 yaşında... Bana hocam dedi ki ee, Bahattin'cim gel dedi ilk antrenmanımıza. Ya sana bir şey söyleyeceğim buyurun hocam dedim. Sen koşmayı bilmiyorsun dedi. Hocam ben 37 yaşındayım <laughs> dalga mı geçiyorsun dedim. Kardeşim kusura bakma ama sen koşmayı bilmiyorsun dedi. Ne yapacağız dedim. Sana koşmayı öğreteceğiz dedi. Yani söylemek istediğim şey şu hiçbir şey için geç değil. Ben 37 yaşından sonra koşmayı öğrendim. Nasıl antrenman yapılacağını öğrendim. Ben eskiden çok fazla antrenman yapmazdım. Yani Cüneyt Hoca çok söylerdi. Bakın arkadaşlar, antrenman yapın, şunu yapın, bunu yapın. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, hı hı. artık çok belli, çok bariz, çok tanınan bir ekip. Neredeyse Metin Alifeyaz ya da Masar Fuat Özkan gibi. Yani onlar gibi bir üçlü olarak tanınıyorsunuz artık. Hı hı hı. Yani o takım nasıl oluştu? Ee, bir de onu anlatsanıza bize. Tamam, şöyle. E, Cüneyt Hoca FIFA olduktan sonra. E, ...baktı Avrupa'da sürekli başarılı olmuş ekiplerin bir takımı var. Hmm. Yani bir maça hep aynı iki yardımcı hakemle çıkıyor hakem. Ya da işte performansına göre bir tane de yedek yardımcı hakemi oluyor. Hmm. Ama e, takım olarak gidiyor. Neden takım olarak gidiyor? Eskiden bizde şöyle şeyler olurdu. Mesela hakem bir maça gidiyor. Siz yardımcı hakemsiniz o zaman Cüneyt Çakır'la gitmiyoruz. Mesela Ahmet'le Mehmet'le maça gitmişiz. E, bu arada çok değerli hakem arkadaşlarım var birisinin ismini verirsem diğeri alınır diye e, Ahmet Mehmet dedim lütfen kusura bakmasınlar e, Ahmet'le Mehmet'le maça gidiyoruz başka da bir yardımcı hakem arkadaşımız var maçta inanılmaz şeyler olmuş iki tane penaltı olmuş biri yanlış bir ofsayt olmuş yardımcı hakem yanlış bayrak kaldırmış dönmüş penaltı olmuş üstüne olaylar çıkmış filan maç bitiyordu bir yardımcı hakem arkadaşımız eşiyle konuşuyor. Maç nasıl geçti diyor. Ya maç iyiydi diyor. Benlik bir şey yok diyor. Bakın benlik bir şey yok demek şu demek. Yani ortalık yıkılmış. Karışmış. Sağa karışmış. Yani maç çok kötü bir maç. Ama yardımcı hakem diyor ki benlik bir şey yok. Çünkü kendini o takımın içinde hissetmemiş. Biliyor ki birkaç hafta sonra Ahmet'le değil de Mehmet'le, Hasan'la, hmm. Hüseyin'le tekrar maça çıkacak. Sonra yine bir başkasıyla çıkacak. Sahiplenmiyor. Böyle olduğu onu. zaman ne oluyor? Evet sahiplenmiyor. Hı, hı. Şimdi durum nasıl? Ya ben bu takımı bir parçasıyım. Bu benim takımım yani. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun. Benim takımım bu. Yani ben bu takım için her şeyi yaparım. Sağ içinde de, sağ dışında da. Yani biz bir aileyiz çünkü. Benim ailem Cüneyt Çakır, Tarık Ongun. Neden böyle söylüyorum? Ailenizden çok da görüyorsunuz. Evet, Aynen he. öyle. Ya yani Ben evlendim. Bir sene oldu Kolombiya'ya gittim. Ben eşimle 35 gün hiç yan yana bulunmadım ki. Ama 35 gün Tarık'la birlikte kahvaltı yaptım. Öğle yemeği yedim, akşam yemeği yedim. Yeter yani. E, Maçlara çıkan hakemler takım oluşturmuyor mu? Normaldeki sistem nasıl? Tamam şöyle daha önceleri... E, şimdi bir de hakemlerin sayısı ve yardımcı hakemlerin de sayısı var. Her ekibin yani e, hep üçlünün aynı olmasının da imkanı yok. Bunu evet. da beklemememiz lazım. Evet. Ama ne kadar birbirine yakın... E, ekipler oluşturulursa hı. bence o kadar başarı artıyor. Neden? Çünkü o dönem bazı çekinceler vardı. Ya şimdi hani Bahattin'le Tarık gidiyor hep Cüneyt'in maçına. E ya onlar kötü olursa hani insanlar şöyle de düşünebiliyordu. Ya tamam Bahattin, Tarık oh ne güzel bunlar iyiydi arkadaş. Cüneyt Çakır hep o maçı onları götürüyor. Öyle bir şey yok. Burada önemli olan e, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun olurken arkadaşlık ilişkisi değil, iş ilişkisi. Hı hı. Biz bu arada dışarıda çok iyi arkadaşız. Birlikte tatillere de gidiyoruz. Ama içeride biz iş arkadaşıyız. Patron Cüneyt Çakır'dır. Bahattin Duran'la Tarık Ongun da yardımcı hakemlerdir. Hı hı. Ona göre herkesin bir sorumluluğu vardır. Görev paylaşımını Cüneyt Çakır yapar. Biz sağ içinde de sağ dışında da ona göre davranırız maça gidip gelirken. Ama dediğim gibi sağ dışında bu tamamen farklıdır. Ee, bu takım şeylerin oluşturulması gerekiyor. Yani siz sağda başarılıysanız... O takım oluyor. Tabii tabii eminim. Peki normalde e, diğer hakemler nasıl gidiyor maçlara? Yani bir fikstür var ve o maçı hangi hakemin yöneteceği evet. ne zaman belli oluyor mesela? Şimdi e, merkez hakem kurulumuz var. Merkez hakem kurulu bu sezon Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de maça giden hakemleri çarşamba günleri açıklıyor. Bizler de çarşamba günü öğreniyoruz. Şöyle hakeme maç tebligatı yapılıyor. Hı hı. Mesaj geliyor. Daha sonra bizim FYS sistemimiz var. Sisteme giriyor hakem. Orada yardımcı hakemlerini ve dördüncü hakemini görüyor. Daha sonra hakem yardımcı hakemlerine ve dördüncü hakemine maçı tebliğ ediyor. Evet normalde otomatik olarak seçiliyor ama Cüneyt Bey için... Hayır otomatik olarak seçilmiyor. Hepsini Merkez Hakem Kurulu atıyor. Hı. Bir liste var. Dokuz tane maç var Süper Lig'de tamam. mesela. Dokuz tane maça hakemleri ve yardımcı hakemleri onlar atıyor. Sizi birlikte mi atıyorlar artık genellikle? Genelde ama her Anladım. zaman değil. Anladım. Ama sonuçta... ağırlıklı olarak evet ama A yurt dışında %99.9 evet birlikte atıyor. Hatta e, UEFA ve FIFA da öyle atıyor. Hı hı. Peki niye ikinci işleriniz var? Tarık Bey'in de ikinci işi var. Cüneyt Bey'i bilmiyorum ama. Hı hı. Ya şöyle e, Türkiye'de hakemlik yeni profesyonel oldu. Hakemlerimiz şu anda e, Süper Lig'de görev yapan hakemlerimizin Birçoğu profesyonel ne demek o maaşlı olarak evet. çalışıyorlar e, federasyonumuzdan maaş alıyorlar aylık e, yardımcı hakemler ise yarı profesyonel yani e, biz maaş alıyoruz fakat sadece hani yardım gibi bu dedim ya mesela hocamız var işte spor salonlarına gidiyoruz filan o mahiyette bir ücret alıyoruz ama bizim kendi işlerimiz var. Hmm. Ay çok da zor bir işmiş o zamanca. Evet. Yani hani yani hepsini birlikte yapmak. <laughs> Geçindirmeyecek bir <laughs> yani durumsa. Ee, peki bu çalışmaya geçiyorduk. Kolombiya'ya gideceksiniz. Ondan sonra Cüneyt Çakır diyor ki bizim artık antrenman yapmamız lazım. Ne yapıyorsunuz? Pilates mi yapıyorsunuz? Koşuyor musunuz? Niye Vallahi koşamıyormuşsunuz? Şu ara her şeyi yapıyorum. Ya çünkü yamuk basıyormuşum mesela ben e, o zaman öğrendim. Tabanla yere basınca inanılmaz bir zaman kaybediyormuşsunuz. Hmm. İşte. ...Ball of the Feet dediğimiz bir şey var... E, ...ayağınızın tam ucuyla da değil... ...ucuyla bastığınız zaman daha güç uygulayamıyorsunuz... E, ...önü... o ...ve ortasıyla... ...tabanına kadar değil ama tabanıyla da basmayacaksınız... ...tabanla basınca zaman kaybediyorsunuz... ...ayağınızın ucuyla basınca güç kaybediyorsunuz... ...bunun bir optimum noktası varmış... ...işte endüstri mühendisi buraya çıkıyor... ...optimum noktayı bulduk hocamla birlikte... ...artık o şekilde basmaya başladık... ...ama bu çok bir okyanus... ...yani antrenman bilimi zaten bir okyanus... Gerçekten ben hiçbir şey bilmiyormuşum 37 yaşına kadar. Ama çok zor 37 yaşından evet. sonra ayak basmayı yeniden öğrenmek. Ama öyle yani çok komik. Öğrendiniz yaş mi? Yani şöyle öğrendiğimi düşünüyorum. 6 yaşında çocukların yaptığı antrenmanları yapıyordum. Hmm. Ama çünkü her şeye baştan başlıyorsunuz. Hala bir takım şeyler eksik. Hala yeni şeyler öğreniyoruz ama mecburuz. Tabii bu sadece koşmakla da olmuyor. Salonda çalışmanız lazım. Yani şu anda... E bir hocam var bu arada futbol federasyonumuzun desteğiyle merkez hakem kurulumuz e, bize e, bütün hakemlere hoca atıyor ama e, bizim alanımızda ekstra özel hocayla da çalışma yapma zorunluluğu olduğuna inanıyorum ben. Hmm. Yani çünkü hocayla birlikte açma germemi yapıyorum özel antrenmanımı yapıyorum federasyonun verdiği antrenmanların yanında salonda mutlaka çalışıyorum salonda hocam var özel masörüm var. Oo. Her hafta ya o bana geliyor ya ben ona gidiyorum. Beslenme uzmanımız var. Yani bütün bunları yapmak zorundayız. Siz de bir futbolcu gibisiniz bayağı. Evet, bazen bence biraz daha ileride. Hakem. Peki, şimdi hakemlik var, bir de yardımcı hakemlik var. Hı -hı, hı -hı. Siz niye baştan yardımcı hakemliğe yöneldiniz? Şöyle, yani siz başladığınızda olayı ilk başladığınızda hakem veya yardımcı hakem olarak bir şey seçmiyorsunuz. Hı hı. ...başlıyorsunuz dediğim gibi işte amatör kümelerde... ...yardımcı hakem olarak çıkıyorsunuz... ...hakem olarak çıkıyorsunuz... ...benim dönemimde de rüzgar... ...beni yardımcı hakemliğe doğru itti... ...ben yardımcı hakemlikte... E, ...daha başarılıydım... ...veya yöneticilerim e, o şekilde söylüyordu... E, ...bir de hani dedik ya... ...işte fizik... ...işte boyda kıstas var mı... ...belki ben biraz daha uzun... ...biraz daha iri yarı olsaydım... ...belki oraya iteceklerdi... ...ben bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum ama... ...dediğim gibi rüzgar beni... Oraya doğru itti. Ben de yardımcı hakemlikte bir boşluk olduğunu gördüm. Ee, oraya doğru kendimi eğittim ve yardımcı hakem oldum. Bundan da çok mutluyum. İyi ki yardımcı hakem olmuşum. İyi ki bu takımın bir parçası olmuşum. Bu günleri gördüm. Yani e, ben 2001 yılında süperlik yardımcı hakem oldum. 2001 Eylül ayıydı. 2003 yılında da FIFA kokartı takmaya kazandım. Ve 2020'de de inşallah 18. sene üst üste olmuş olacak. Of. İyi ki yardımcı hakem olmuşum. İyi ki buralara gelmişim. Hakem ne yapar, yardımcı hakem ne yapar bilmeyenler için? Yani sahanın hakimi hakemdir. Hı hı. Patron hakem. Hı hı. Biz de çıktığımız zaman Cüneyt Çakır'dır hakem. Yardımcı hakem. Hı hı. Adı üstünde ona yardım eder. Hı hı. Offside kaldırır. foullerde yardım eder. Taçlarda, kornerlerde. Bir maçın yönetilmesiyle ilgili her şekilde hakeme yardım eder. Hı hı. Ama son kararı her zaman hakem verir. Evet. Mesela benim önümde bir pozisyon olur. Hı hı. Ben... Hakemime derim ki hocam fall, fall, fall derim. Bu arada telsiz sistemi kullanıyoruz biliyorsunuz. Onu soracaktım şimdi kulaklık Son sistemi sizi Aha, ne evet, getirdi? İnanılmaz diye. kolaylık sağladı. Hmm. Eskiden bizde hiçbir şey yoktu. Önce bipli bayraklar geldi. Mesela offside kaldırdığımızda bipe basardık. Hakemin kolunda bir titreşim olurdu ve öterdi. Hmm. Hakem ona göre yardımcı hakemine dönerdi, karar verirdi. Sonra işte kulaklık sistemi geldi. Sağ içinde sürekli birbirimizle iletişim halindeyiz. O müthiş bir kolaylık. Şu anda da var geldi. Ee, evet var. Ha, ee, şu anda ni evet ha. onu söyleyeyim. Ben açıklama yapayım. ...Nilay hanım gözleri açıldı bana bakıyor o ne diye. Yok yok video. Video, <laughs> video evet, evet evet. Onu. evet evet. Aynen. Ama validek... Onun adı var idi. Var. <laughs> Kısa <Kısalmasıyla. Aynen. gülüyor> Şimdi e, gidiyorsunuz mesela belli durumları videodan mı bakıyorsunuz? E... O kadar detaya girmeyeyim ama video hakemlik geldi o oh, her kararın düzeltilmesi için değil e, bariz ve çok açık hataların düzeltilmesi için hmm. geldi video hakemlik. Video hakemlik de her kararın düzeltilmesi için değil gollerden sonra video hakemler pozisyonları inceliyor penaltılarda e, ve kırmızı kartlarda veya potansiyel kırmızı kartlarda pozisyonları inceliyorlar. Peki Türkiye'de bu biraz uzun zaman alıyor sanki yurt dışına göre, değil mi? Ee, şöyle ya yani aslında öyle değil, öyle bir algı var. Ama burada biraz da yani, yurt dışında 40 saniyede oluyorsa Türkiye'de de 50 saniye, 1 dakika, belki 1 dakika, 10 saniye hmm. olabiliyor. Onun ortalamasını şu anda size net olarak söyleyemiyorum. Ee, ama burada bizim düşündüğümüz süreden çok doğru karar vermek. Hmm. Yani 40 saniyede karar verip Videoya bakarken bile yanlış bir şey yapmaktan bence çok daha iyi. 10 saniye daha geç olsun ama en doğru karar olsun. Hakemlikle ilgili ilk kanımız bizim onlara küfür edilmesi, hakaret edilmesi, kararlarının tartışılması, değil mi? Yani Size de ilk öyle sorular soruluyordur. Kızıyor musunuz? Size bugüne kadar neler denildi gibi. Ya gerçekten neler hissediyorsunuz? Nasıl sakin kalabiliyorsunuz? Mutlaka öyle ortamlarda siz de bulunmuşsunuzdur çeyrek asır içinde. Ee, ya yani şöyle önceden gerçekten kafama takıyordum, sinirleniyordum falan. Şu anda sadece gülüyorum. Gülebiliyor musunuz ya, ya? Ama gülüyorum. Neden gülmeyeyim? <gülüyor> Mesela e, şimdi spor programları oluyor. Çok seviyeli, çok düzgün spor programları var. Zamanım olduğunda mutlaka onu izliyorum. İzliyor musunuz mesela onları diyecekler? Hepsini giyecektim. değil ama yani mesela bir de komedi programları var. Yani kusura bakmasınlar. Hmm. Hani burada bazı arkadaşlarım belki bana kızacak ama... ...yani ben işte bikini giyerim deyip... ...ondan sonra programında salata soyup cacık yapanların... ...programını seyretmiyorum tabii ki. Bana bir şey katabiliyorsa gerçekten futbolla ilgili de bir şey öğrenebileceksem... ...o programları seyrediyorum. Diğerlerine de işte ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorum, gülüyorum... Ya çok zor bir şey. Yok bence değil. Siz de öyle yapın. Çok komikler. <laughs> ya yok zaten komiklikleriyle ekrana geliyorlar. işte tuvalet kağıtlarıyla sağ çizildiğini falan gördüm ha, ben. Ha bu arada bir <laughs> şey söyleyeceğim. Tuvalet kağıdıyla sağ çizimi komik olabilir ama çok faydalı. Bakın o faydalı <laughs> kısmı. Yani cacıktan ben e, bir spor severin hani programı seyrederken ne kazanabileceğini bilmiyorum ama o tuvalet <laughs> kağıdının e, faydası şu. Açıları göstermişlerdi orada o çok faydalı. Gerçekten evet. e, tuvalet kağıdının üstüne top koyuyorsunuz. Siz sola gidip baktığınızda o top çizgiye değmiyormuş gibi. Ama aynı hizadan baktığında onun çizgiye değdiğini falan görebiliyordunuz. O güzel olan tarafı bence yani. Hmm. Hiç bilgisayar oyun oynar mısınız merak e, ettim. Ya yok oynayamıyorum. Eskiden Commodore 64'ler falan vardı. Onları hmm. çok oynuyordum. Amigalar vardı. Onlarla hmm. çok iyi oynuyordum. Şimdi bu PlayStation'a şey yapamıyorum. Orada joystiklerimiz vardı bizim. <laughs> onlarla çok oynardım da şimdi bu PlayStation'a adap adapte olamadım ben. Peki aileniz onlar da izliyorlar. Onlar sinirleniyor mu? Eşiniz izliyor mu mesela ya da erkek kardeşiniz, babanız da çok ilgili. Hı hı. Ya şöyle eşim izliyor ama e, sadece maçlarımı izliyor. Hı. E, sağ olsun beni e, özellikle bu Şampiyonlar Ligi finalinde falan yalnız bırakmadı. Hatta oğlumla birlikte geldi. Hı hı. E, mümkünse o tip organizasyonlarında sahada bulunuyor. En son hamileyken e, Dünya Kupası'nda Rusya'da yarı final maçına geldi. Oo. Bir oğlu karnında bir oğlu yanında. Oralara Hı. geliyor. Onlar maçları izliyordu ya da e, televizyonda maçım olduğu zaman onu izliyorlar ama e, programları hiçbir şekilde seyretmiyorlar. Fakat e, babamla kardeşim felaket. Yani onların da hakkı ödenmez. Tabii ki annemin, babamın, kardeşimin eşim gibi hakları ödenmez ama babamla kardeşim gerçekten felaket. Yani ben bir hata yaptıysam yandım yani. Hani spor programları falan diyorsunuz ya. Ya onlar önemli değil yani hani MHK'den alacağım ceza falan onlar da önemli. Değil. Ya kardeşimle bir konuşuyorum ya bitiyorum yani kafam aşağı düşüyor. Ben ne yapmışım yani ne yapmışım da bana bunları söyledi diyorum. <laughs> o felaket. Peki kendi tuttuğu takımın maçlarında mı onu yapıyor Yok, başka hiç maçlarda de değil ya. Gerçekten o konuda onu çok takdir ediyorum. Gerçekten çok tarafsız. Yok diyor ki ya senin gibi bir insan nasıl böyle bir hata yapar diyor mesela bana. Hı -hı. Ya öyle bir laflar söylüyor ki bu arada da söyledikleri çok doğru. Bu arada benim bütün maçlarımı seyrediyor, kaydediyor, kayıttan sonra. E, diyor ki bak sen şurada şunu yaptın maçtan sonra bana <laughs> Metin geliyor maçtan sonra. Sonra diyor ki telefonla da konuşalım diyor. Şunları şunları yaptın bak diyor burada offside'ı kaçırmışsın ama yerin nerede diyor. Sen niye diyor yerini almıyorsun filan. Yani inanamazsınız ya. Acayip Peki, eleştiriyor beni. Sizin takıma mı yapıyor özellikle size mi? Bu Bana bana. Oo, bu çok arada zor. şey söylüyor yani maçtan sonra bu arada e, ne düşünüyorsa onu söyler. Yani Cüneyt abisine de Tarık abisine de işte Tarık abinin bu kaldırdığı offside yanlıştı. Cüneyt abi böyle yaptı ama bence bu penaltı değil filan söyler yani şeyine. O ne iş yapıyor? Ee, o sigortacı. Onun da ismini zikredelim Hakan Duran. Ee, peki e, sizin ya şu kararımdan çok pişmanımlarınız var mı? Ya yok çünkü bir kararınızdan çok pişman olup onu kafaya takarsanız hmm. bu sizin sonraki maçlarınıza yansır ya. Hmm. Onun için yani şu anda dediğim gibi çok büyük hatalar da olmuyor video hakemlik geldikten sonra da. Ee, önceden tabii ki çok hatalar yaptık. Özellikle ilk amatör kümede başladığımda demiştim ya günde dört tane maç yönetiyorduk. Hmm. Bir dördüncü maçın sonunda ben bir offside kaldırdım ama o bayrağı ben mi kaldırdım? O kol nasıl kalktı? Bir takımın golünü iptal ettik. Hakemliğimin ya birinci ya ikinci senesiydi. Hmm. Ee, çok üzüldüm. O takım mağlup oldu. Hmm. O takımın amatörde maçlarını sonra takip ettim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan diye. Çok üzülmüştüm tabii ki, bilerek yaptığım bir şey değil, yorgunluktan yaptığım bir şeydi ama e, şu anda ligler ilerledikçe ben de profesyonelleştikçe tamamen yaptığım hatayı unutuyorum. Ben hatanın neden yapıldığına odaklanmaya başladım. Neden yaptım bu hatayı? Konsantrasyon kaybı. Neden konsantrasyonumu kaybettim? Veya neden gerideyim? Diyorum ya, yani siz bir metre bile sondan ikinci savunma oyuncusundan geride olursanız pozisyonu çok farklı görebilirsiniz. Hı hı. Onun ha içinde hatanın kaynağı benim için daha önemli. Çok güzelmiş. Hakemlikte dün yoktur diye bir ifade var evet, ya yani evet. güzelmiş aslında. Hı -hı. Ee, peki o konsantrasyonunuzu nasıl sağlayabiliyorsunuz? Aslında bence fiziksel kadar o zihinsel süreç de çok önemli. Yani atıyorum evde birisi hasta olur, onu düşünürsünüz. Ne bileyim dün seyrettiğiniz diziden bir şey aklınıza gelir. Olmuyor mu öyle şeyler? Ama biz bütün her şeyi dışarıda bırakmak zorundayız. Yani 90 dakika maçı yönetirken ...tamamen maçı düşünmeliyiz. Evet, onu evet, nasıl yani yapıyorsunuz? Yani onu mecburuz. Yani diyorum ya... ...o aslında biraz takım olmakla da alakalı. Hmm. Nasıl diyeceksiniz? İşte biz 2015'te... ...Şampiyonlar Ligi finali yönettik. Yani Türk hakemliği için ve bizim için... ...çok büyük bir mutluluk. Yani zirvelerden bir tanesi. Dünya Kupası'nda iki tane yarı final yönetmek gibi. Onun arkasından, Dünya Kupası'nın hemen arkasıydı. Ama hedef bitmiyor. İşte... O yüzden diyorum Cüneyt Hoca öyle bir motive ediyor ki bizi. Yani sürekli ben dünyayı kurtaracakmış gibi o seneye hazırlanıyorum. Her sezon başı bizi topluyor. Ya 2014 Dünya Kupası yarı finali yönetmişiz. 2015 Şampiyonlar Ligi finali yönetmişiz. 2016'da Avrupa Şampiyonasına katılmışız. Arkasına aynı sene Olimpiyatlara gitmişiz. Çeyrek final yönetmişiz. 2017'de 20 yaş altı Kore'ye gitmişiz. 2018'de Dünya Kupası'nda tekrar yarı final yönetmişiz. Sezon başı bizi yine topluyor. Hedefimiz çok büyük ya. Diyorum ki ya hocam her sene <laughs> hedefimiz büyük. <laughs> yok böyle. Yani çünkü ama bu çok önemli. Gerçekten e, baktığım zaman da son 10 senede bu kadar sürdürülebilir bir başarıyı yakalamış çok az takım var. Futbol takımı olarak da hakem takımı olarak da. Hı -hı. Mesela hakem takımı olarak iki Dünya Kupası arka arkaya yarı final yönetmiş bir takım daha yok. Hı hı. Biz de o şekilde motive oluyoruz. Her seneye ya gerçekten dünyayı kurtaracakmış gibi başlıyoruz. 2019-2020'de ne diye başladık? 2020'de Avrupa Şampiyonası var. Biz üçüncü defa takım olarak Cüneyt Bahattin Tarık takım olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmalıyız. Öncelikle hedef o. Şampiyonaya katıldıktan sonra da yeni hedef başlıyor. Orada mümkün olduğu kadar fazla maç yönetmek, mümkünse en yükseğini yönetmek. Bir, bir de olimpiyatlar var. Ee, evet ama şu anda biz bir olimpiyat yaptık. Benim için olimpiyat değil, Avrupa şampiyonası. Hmm. Bir adım daha önde ama onların testleri var. Bahsetmiştim yani saniyeler, saliseler var diye. Şimdi neden bizim hem sahada e, fiziksel performans koçumuz var, neden salonda koçumuz var, neden masörüm var, neden beslenme uzmanım var? Bunları yapmamız lazım. Çünkü bu dünya kupası ve Avrupa şampiyonalarına katılmadan önce inanılmaz zorlu testler oluyor bu testler Türkiye'de de oluyor ama bu Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonları'nda bir tık daha zor oluyor ee, hiç unutmuyorum 2014 Dünya Kupası'na giderken 5 tane seminer görmüştük Biz dünyanın farklı ülkelerinde oluyor ee, bu seminerlerde de sürekli testler var koşu testleri var orada e, Fiji adalarından bir arkadaşımız testlerin ilki kısa mesafe koşusuydu sonra diğeri de uzun mesafe koşusu 40 tane 75 metre koşturuyorlar. Beş tane de 30 metre koşturuyorlar mesela şimdi. Oradaki arkadaşımız bir saliseyle, bir salise ya, bir Yazık. saliseyle hmm. en büyük ya Fiji adaları, Fiji adalarından bir insan gelip Dünya Kupasında maç yönetecekti, yönetemedi. Ya bizim için de aynı. Biz de bir saliseyle onu kaybedebilirdik. Bir de İngilizce, hepiniz için gerekli. Kesinlikle. Artık her seminerimiz İngilizce. Dünya Kupasında, Avrupa Şampiyonlarında. Zaten eğitimler İngilizce veriliyor. Mecbursunuz İngilizce bilmeye, anlamaya ve konuşmaya. Evet. Peki e, bir de aranızdaki iletişim var. Siz artık yani birbirinizin mimiklerinden, el kol hareketlerinden, belki vücut hareketlerinden bile e, çeşitli mesajları alabiliyorsunuz diye Aynen düşünüyorum. Aynen öyle. Yani mesela Cüneyt Hoca'nın ben yüzüne baktığımda ben o pozisyonu görmüş mü, görmemiş mi, benden yardım mı istiyor ben gözüne baktığım zaman anlıyorum. Tabii ki Tarık da öyle. Peki eski Türk filmlerini çok seviyorum. <laughs> Böyle Tosun Paşa filmini çok severim ve oradaki karakterler gibi konuşmalar yapıyoruz demişsiniz. O nedir ya ee, bir röportajdı. O... Taşırsa... <laughs> <laughs> çok merak ettim. Tamam yapmasınız bile o konuşmayı. Ben e, oradaki yani Seferoğulları var, Telloğulları var filmde. Yeşil Vadi var. Yeşil Vadi bizim. <laughs> <laughs> ya işte muhabbet nereden ya çıktı şöyle, onu merak hani ettim. Sonuçta biz de insanız yani hakemler de insan tabii ki hani biz de sinemaya gidiyoruz eski Türk filmleri seyrediyoruz aramızda bunların şakalaşmaları oluyor o Cüneyt Hoca ile aramızda gerçekten çok hoşumuza giden bir şey hı hı. bunu maç içinde değil ama maç dışında arada yolda falan da yapıyoruz. O bizim özelimiz. Sonra size anlatırım ben belki. <gülüyor> <gülüyor> Meraklandırmayalım ama peki. Yani hep çok ciddi tarafını görüyoruz ya Hı -hı. bir taraftan. Ama insanlar için o futbol çok ciddi. Türkiye'de evet. özellikle. Aynen öyle. Çünkü taraftarlık olunca olaya farklı bakıyorsunuz. Mesela benim çok yakın arkadaşım, iş arkadaşım. Ee, biz bir maç yönetmişiz. Diyor ki abi bizim penaltımızı vermedin diyor. Abi diyorum nasıl penaltı ya? Böyle penaltı olmaz. Hayır diyor penaltıydı. Ya sen gerçekten mi bunu böyle söylüyorsun diyorum. Evet abi baksana burada penaltı var diyor. Ya yok abi diyorum bak kurallara göre bu böyle değil. Bu penaltı için yeterli değil filan. Ama o taraftar olarak bakıyor. Ben onun arkadaşı, kardeşi fark etmiyor yani. O taraftar. Ama mesela biz Şampiyonlar Ligi'nde final yönettik. Veya işte geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool Barcelona yarı final rovanç maçını yönettik. O maçtan sonra biz sanki milli kahraman. Çünkü orada taraftarlık duygusu yok hmm. Liverpool Barcelona'yı bir Türk hakem yönetiyor gözüyle <laughs> seyrediyor insanlar ve orada bize bir sempati oluyor ama fark etmiyor iki hafta sonra kendi takımının maçında onlara göre penaltı olan pozisyonu biz vermediysek görüşleri sizin anlattığınız şey gibi değişiyor e, peki yurt dışında e, maç yönetmekle futbolcularla ilişki açısından soruyorum e, burada e, maç yönetmek arasındaki en temel fark nedir e şöyle, ya yurt dışında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde futbol biraz daha hızlı oynanıyor. Hı hı. E, Türkiye'de ne yazık ki biraz daha yavaş diyebilirim. Onun dışında futbolcularla iletişim konusunda bir sıkıntımız yok. Yani orada da burada da e, pek problem olmuyor. Özellikle futbolcularla iletişimimiz saha içinde çok iyi. Sadece şöyle diyebiliriz. Yurt dışında bir maç yönettiğiniz zaman o maçın kararları ertesi gün konuşuluyor ve bitiyor. ...Türkiye'de ya biraz Haftalarca. daha uzuyor. <laughs> bir hafta, iki hafta. Yani hala... ...2003, 2002 senesinden... ...konuştuğumuz konu bile var. Mesela bu sabah halde konuşmuştuk. Peki bu zor bir denge değil mi? Dediğiniz gibi iş arkadaşlarınız var. Belki özellikle Cüneyt Çakır için de söz konusudur hı hı. o. Ee, sokakta insanlar görüyorlar ve... Rahat edememe gibi bir sorun da olabilir belki. Yani sinemaya gidersin adam senden maç tartışmak ister yanında oturan gibi gibi şeyler de oluyor mu? Ya bende çok olmuyor ama evet Cüneyt Hoca da olabilir. Ama yani hani burada da özellikle bizim bu dünya kupalarından sonra filan e, halkın ilgisi ya yani çok olumlu yönde. Ya yani şey yapıyor. Mesela saldırgan bir şekilde değil de. Mesela geliyor hoca ile konuşuyor. Diyor ki ya hocam diyor o maçta da penaltımızı yedin ama neyse olsun biz seni seviyoruz diyor. Mesela gelip fotoğraf çektiriyor. Hepinizin çocukluğunda tuttuğu bir takım vardı muhtemelen. Mesela işte her... E tartışmalı karardan sonra mesela Tarık Ongun'un lise yıllığındaki fotoğrafı ve yanındaki Fenerbahçelilik yazısı yeniden yeniden gündeme geliyor. Yani adam sıkılmıştır diye düşünüyorum. Taraf tutuyor musunuz? Hangi takımı tutuyorsunuz? Dendiğinde ne cevap veriyorsunuz? E, ligimizde 18 tane takım var ya. Benim takımım da 19. takım. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 19. takım. Ben benim takımımın şampiyon olmasını istiyorum. Benim için Diğer bütün takımlar gerçekten eşit mesafede ve eşit uzaklıkta. Çünkü ben sadece kendi takımımın, takımımın başarılı olması için uğraşıyorum. 25 yıldır, çeyrek asırdır ömrümü vermişim. Yani hiç kimse kusura bakmasın ne Tarık'ın, ne Bahattin'in, ne de Cüneyt Çakır'ın hiçbir takım o yönden taraf olarak umurunda değildir. Önemli olan bizim kendi başarımız çünkü. Peki bir süre sonra bu mesleği bırakmam gerekiyor diyorsunuz. Hakemliği, hı hı. yardımcı hakemliği. O zaman böyle ya gideyim de mis gibi sağda oturup maç izleyeyim. Kendi taraftar koltuğumdan diyor musunuz? Ya yok eskiden derdim belki de şu anda öyle bir şeyim yok ya. E, alayım çocuklarımı alayım, hanımı alayım bir tatil yapayım. Bir yaz tatili yapayım. <laughs> yaz tatili yapamıyoruz. Yani işte bu 2011'den beri hı. E, doğru dürüst. Bir tatil yapamadık diyorum yani sonuçta biz de insanız 2011'de Kolombiya'ya gitmeden önce e, eşim ilk çocuğumuzu hamileydi e, turnuva Temmuz ayının sonunda başlıyordu e, Ağustos ayın pardon Temmuz'un 20'si gibi başlıyordu e, Ağustos'un 22'sinde de final vardı hı hı. turnuva'ya gitmeden önce de biz eşimle son defa doktoruna gittik. Ben hocam biraz özel konuşabilir miyiz dedim. Ya dedim ben Ümran'ı bırakıp Kolombiya'ya gideceğim dedim. Ha tamam dedi senin dedi gözün arkada kalmasın biz buradayız. Eylülden önce olmaz bu doğum dedi. Peki biz gittik turnuva başladı. Turnuvada 5 tane maç yönettik her şey harika. Kolombiya Türkiye arasında 7 saat saat farkı var. Ben hanımı arıyorum işte nasıl gidiyor? O her şey yolunda şöyle böyle filan. Beni kandırıyor ama benim hiçbir şeyden haberim yok. En son yarı final maçımız bitiyor. E, eşim bana mesaj bırakıyor. Diyor ki maç biter bitmez mutlaka beni ara diyor. Allah Allah diyorum gece yarısı ya Türkiye'de niye öyle bir şey yaptı filan arıyorum. E, daha işte doğumdan önce biz oğlumuzun isminin Can olmasına karar veriyoruz. E, eşim diyor ki nasıl geçti maç harika diyorum. Çok şükür filan işte az kaldı zaten e, yarı final yönetik pazar günü final oynanacak. Ondan sonra pazartesi günü de dönüşe geçiyorum. Salı günü yanınızdayım falan diyorum. Ee, diyor ki ya hayatım Can gelmek istiyor diyor. Tamam biliyorum hayatım diyorum. Gelmek <laughs> istiyor da babası da gelecek diyorum. Ya yok Can erken gelmek istiyor diyor. Ne demek Can erken gelmek istiyor diyorum. Ya canım diyor ben sana söylemedim ama sen gittikten 3 gün sonra benim karaciğer enzimlerim yükselmeye başladı. Ee, ben ciddi sıkıntılar çekiyorum ve işte yarın sabah erkenden hastaneye yatacağım. E, canı alacaklar diyor. Benim o sırada bütün hmm. elim, ayağım, hakemlik dünyadan gidiyor Bahattin. O nasıl filan diyorum. E, biraz sıkıntılı, biraz riskli bir durum. Canı erken almaları gerekiyor. Eğer beklerlerse ölüm riski var diyor. O sırada ben tamamen kopuyorum. E, i̇şte ben yarın yatacağım, ertesi gün alacaklar diyor. Diyorum ki yarın yat, yarın alsınlar. Yok yok her şey ayarlandı. Cuma sabahı canı alacaklar diyor. Ben Cüneyt'in, Tarık'ın yanına bir geliyorum, rengim bembeyaz. Ertesi gün e, hemen FIFA ile telefonlar filan. Diyorlar ki buraya geldikten sonra bir saat içinde toparlanabilir misin? Tabii diyorum hiç problem yok. Pereira'dan Bogota'ya dönüyoruz. Cüneyt de, Tarık bana yardım ediyor, çantamı topluyorum. Uçağa biniyoruz. Uçakla önce... Madride, ondan sonra da İstanbul'a geleceğim ben. O Madrid'den İstanbul'a o yol bitmiyor tabii ki. Hmm. Ondan sonra e, Madrid'den İstanbul'a iniyoruz. Kapıda telefonu açıyorum. Eşim ağlıyor. O eşim ağlayınca, Bahattin duran yok artık dünyada. Ben tabii ki en kötü şeyi düşünüyorum. Sonra ne oldu diyorum? Diyor ki bir şey yok. Can iyi. Seni özledim diyor. Ya. <laughs> Sonra akşamına koşa koşa gidiyorum. Onu küvezde görüyorum. Çok şükür şu anda çok sağlıklı. Maşallah. 9 yaşına, 8 yaşını bitirdi. 9 yaşında babası gibi futbolla ilgili değil. <laughs> en önemli özelliği çok iyi satranç oynaması. Robotik kodlama yapıyor. Oğlum diyorum sen nasıl benim oğlumsun diyorum. Ya gel bir topa vuralım, şey yapalım <laughs> falan diyorum. E, bu arada ikinci çocuğum da geçen sene oldu. Onun doğumunda eşimin yanındaydım. Hatta hastanede doğum'a girdim. Hmm. <laughs> İlkine yetişemeyince. Ya sonuçta dediğim gibi bizler de insanız. Hani böyle hayatımız var. Hakemlik hayatımızı bu şekilde de etkileyebiliyor. Peki nasıl olunur ya? Programı bitirirken nasıl bitirelim? Biliyor yani. Mu ya? Bitmesin. <gülüyor> <gülüyor> ya bir saat oluyor diye söylüyorum. Yoksa bitirmek istemiyorum. Tarımı da az konuştuk aslında. Evet ya. Ee... Allah'tan Mustafa Erüst'ü övdük oralarda da. <laughs> o, o, o bölümü Amacımız... o bölümü isteyeceğim sizden şey. <laughs> Amacımız oymuş gibi oldu. Ama e, gerçekten çok önem verdiğim bir şey. Çok enteresan bir iş yapıyorsunuz Hı -hı. orada. Nasıl olunur da şöyle baştan özetlersek bir kere... Bir konuda çok tutkulusunuz. Onu görüyoruz. Çok disiplinlisiniz. Hı hı. Ondan sonra onun için baştan sona her daim işte çeyrek asır diyorsunuz. Bu yaşınıza kadar bayağı çalışmışsınız. Başka bir Alanda okumuşsunuz ama o alanın getirdiği disiplini, mesleki öğretileri bu alana da taşımışsınız. Hı hı. İki işi dengede tutmak çok zor. Ee, yani iki iş birden yapmak işte sabah altıda kalkıp hale gitmek. E, hem satışta çalışmak hem e, alışında, alımında çalışmak bir işin. Yani o da ayrı bir öğreti olmuş diye düşünüyorum. Hı hı hı. Yani hakemlikte tabii sakin durmak. ...da çok önemli. Sinirlerine hakim... ...olmak. Hı hı. Çoğu zaman onu... ...iyi yapmak, iyi başarmak... ...çok zor. Esnaflıktan... ...babanızın yanında bir süre... ...bulunmaktan ayrı bir şeyler öğrenmişsiniz... ...değil mi? Böyle tabii, tabii görüyorum kesinlikle. bütün doğru, yaptığınız... Doğru. ...şeyleri Aha. ama çok bir önemli. Bir taraftan sadece... Yani meslek olarak bakmamak lazım. Bir de ev yönetimi var. Tabii O da tabii. çok önemli. Ama belli ki çok duygusal da birisiniz. Evet, değil mi? Evet. Yani şimdi yayını kestik birkaç kafa <laughs> <defa>. Eşinizin <laughs> İşinizin doğumunu anlatırken ki haliniz yani bu bir vicdan meselesi bir de Hı -hı. yaptığınız tabii, iş tabii değil ki. mi? Evet, yani kesinlikle. Bir... Adil olmak zorundasınız. Evet. Yani bir takım adına o takımı sevenler adına kararlar veriyorsunuz. Hı hı. Oradaki vicdan çok önemli tabii, ve tabii. hani şuradaki eşinizle ilgili duygulanmanız, kendinizin Futbola ayrı bir saygı duyması hı hı, ya da spor hı. ayrı saygı duyması da çok önemli diye düşünüyorum. Nasıl bitirelim bu programı? Ben özetlemeyeyim. siz. Vallahi o kadar şeylensin. güzel özetlediniz ki benim de çok hoşuma gitti. Er <laughs> 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 Değil mi? Yani onda az konuştuk. Göya dengeli konuşacaktık. Hakemlikle birlikte ama. Ya şöyle bitirelim ama... isterseniz. Hani aslında çok klasik ama ya bir şeyleri başarmak istiyorsanız gerçekten çok çalışmalısınız ama gerçekten çok çalışmalısınız ya. Ya ben bunu gördüm işte diyorsunuz ya 37 yaşında nasıl koşmayı öğrendiniz? Ya mecburum eğer ben bunu yapmak istiyorsam koşmayı da öğreneceğim. Bunların hepsini yapmak için gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Ama çok da sevmek gerekiyor. Evet, Siz kesinlikle. çok seviyorsunuz evet. bence. Yani bir işinizi yani çok sevmekten çok... de öteye gidiyor. Evet. Bu evet. bir tutku çünkü. Evet. Bir de güzel karşılıklarını almışsınız. Çok iyi bir takım olmuşsunuz. Hı -hı. Takım olmak da çok önemli bir şey. Yani bu kesinlikle. ülkede evet. e, üçlü, ikili, ortaklıklar, arkadaşlıklar Hı -hı. yönetmek Hı -hı. çok zor. Çok iyi bir üçlü, üç iyi dost, arkadaş hı hı hı. ve çalışma arkadaşı olmuşsunuz. İyi ki de geldiniz. Sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum ben. <laughs>